Nişantaşı Üniversitesi'nin televizyonu İş TV'den herkese merhabalar. Bugün Paşa Kampüsü'nde LÖSEV standındayız. Yanımda sağlık bilimleri öğrencisi, radyoterapi bölümü Melik Şah var. Merhaba Melik Şah, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyi, teşekkür ederiz. Nişantaşı Üniversitesi'nde LÖSEV kulübünü kurup bir stand açmışsın. Biraz bilgi verir misin bize? Daha öncesinde üniversitemizi kullanan herhangi bir LÖSEV yardım kulübü yoktu. LÖSEV'li Çocuklar Vakfı ile alakalı. Biz de LÖSEV'li Ankara ve İstanbul'daki Nesliham'la iletişime geçerek okulda bir LÖSEV kulübü kurmak istedik. Okulumuzdan stand için gerekli izinleri aldık. Bu hafta işte bizlerden bir önceki hafta bu hafta izin verdiler. Pazartesi salı günü Bayrampaşa'da, çarşamba perşembe günü Sadavat kampüsünde kuracağız. Yani kurmaya başladık. Okulumuzda öğrenciler sağ olsun bayağı bir ilgi gösterdiler. Hani beklentimiz biraz üzerindeydi. İşte LÖSEV'in bize gönderdiği ürünler falan vardı. Yardım amaçlı, bağış amaçlı hepsini satmamız için. Ürünleri satmaya başladık. Dediğim gibi öğrenciler gayet fazlasıyla ilgi gösterdiler. Hem ürünler olsun, hem bağış olsun, hem de gönüllü üye olmak isteyenler bayağı bir sayı çıktı. LÖSEV bize belli bir işte bir sınır vardı. Yani belli bir kişi limit üzerine geçerlerse okulda bir kulüp açma izin vereceklerdi. Okulumuzun da hem okulumuzun verdiği limit hem de LÖSEV Çocuklar Vakfı'nın verdiği limiti fazlasıyla aştığımızı ben düşünüyorum. Çarşamba, perşembe günü önümüzdeki gün Sadabat'tayız. Sadabat'taki gelen üyelerle beraber hafta sonu okulumuza iletişim halinde olarak okulumuza bir LÖSEV Çocuklar Vakfı kulübünü kurmayı düşünüyoruz. Peki biz de İş TV olarak sizi destekleyeceğiz. Çarşamba, perşembe günü LÖSEV kulübünün standını Sadabat kampüsünde asma katta ya da hava güzel olursa bahçede görebilir. Melik Şah'la iletişime geçebilirsiniz, değil mi? Evet, aynen. Ben ve Sümeyye arkadaşımla beraber iletişime geçebilirsiniz. Buraya gelen arkadaşlarıma, özellikle Bayrampaşa'daki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beklediğimden fazlasıyla ilgi vardı. Çarşamba, perşembe günü de Sadavat kampüsündeki arkadaşlarımızı standımıza bekliyoruz. İş TV'den bugünlük bu kadar. Çarşamba, perşembe günü LÖSEV standında görüşmek üzere.